Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve ala ihvanihi minen nebiyyin vel murselin. Ve ala melâiketil mukarrabin. Ve ala ibadike salihin. Min ehlis semavati ve ehlil aradîn. Rizvanullahi teala aleyhim ecmain. Allahümme salli ala Muhammed bi adedi zerratil kainat ve murakkabatiha bi cemii'il ezman ve emkan. 25. söz, Emirdağ çiçeği. Bir sual var burada. İnşallah suali anlamaya çalışalım. Bazen ehemmiyetli bir hakikat, sati nazarlara görünmediğinden, yüzeysel bakış sahiplerine görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz'i ve adi hadiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi, yine bazı makamlarda küçük ve sıradan bir hadiseden yüksek bir tevhidin özetini veya külli bir düsturu, yani genel kaideyi beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehüm edilir. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşini bir hile ile alması için de Yusuf Aleyhisselam öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin yüklerini aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alması uygun olmazdı. Yusuf Suresi 12. sure ve 76. ayet. 76. ayete Ömer'i tefsire baktığımızda ayet aynen şöyle başlıyor. Başı üstad son kısmında almış sadece. Ve fevka kullezî ilmin alîm. Fakat ayetin başı febede bi'ev'iyetihim kable bi'ayi ahihim sümme stahrecehâ min bi'ayi ahih. Kezâlike kidnâ liyûsefe mâ kâne liyâhuz ehâhu fî dînil melik illâ en yeşâallâh nerfa'u derecâti men neşâ ve fevka kullezî ilmin alîm. Ayetin mealinde Cenab-ı Hak şöyle söylüyor. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin eşyalarından önce onların eşyalarını aramaya başladı. Onlar derken kastettiği diğer kardeşleri. Yakup Aleyhisselam iki evli, 10 tane çocuk bir eşinden, 2 tane de bir eşinden, sonraki eşinden. Yusuf ve Bünyamin sonraki eşinden. 10 tanesi diğerleri dediği, kastettiği burada ayetin, yani Yusuf kardeşinin eşyalarından önce, Bünyamin'in eşyalarından önce diğer kardeşlerinin eşyalarını aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünün içinden çıkardı. İşte Yusuf'a biz böyle bir oyun öğrettik. Melik'in kanunlarına göre kardeşlerini alıkoyması imkan yoktu. Ancak Allah dilerse o başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. Sureyi hatırlarsınız, Yusuf suresinde. Yakup Aleyhisselam 12 tane oğlu var. Bunlardan bir tanesi peygamber olacak ama hangisi işaret bekliyor. Bir gün Yusuf Aleyhisselam babasına اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِيَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَائِتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَائِتُهُمْ لِيْسَاجِد۪ينَ der. Ve Yakup Aleyhisselam işareti almıştır. Ve devamında der ki, oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma der. Kıskançlık olabilir, seni çekemeyebilirler der. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam, yani Yakup Aleyhisselam hisleriyle kardeşlerinin ona kötülük yapacağını hisseder.
hisleriyle. Burada şimdi önemli olan, bizim anlamamız gereken bazen ehemmiyetli bir hakikat. Yani Cenab-ı Hak ilim verdiğini, ilim Cenab-ı Hak'tan geldiğini, ilim sıfatından alındığını. Fakat bu ilimlerin üzerinde daha büyük bir ilim ve fevka kulli zî ilmin alîm, yani her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur. Yani o Cenab-ı Hak her ilim sahibinin üzerinde. Burada aslında Yusuf Aleyhisselam'a bir ilim öğretiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim zikir kitabı, iman kitabı, fikir kitabı, hikmet kitabı, irşad kitabı. Hem peygamberini irşad ediyor. Onu irşad ediyor. Fakat şu hakikat sıradan bir hakikat. Cüzi bir hakikat. Ehemmiyetsiz bir hakikat. Fakat ehemmiyetli bir mesele. Bu meselelerin ehemmiyetini, yani belagatlı bir mesele. Fakat buna belagat nasıl, hangi surette belî olacak? Belî, belagat dediği, yani muktezai hale mutabakattan ibaret. Burada önemli olan, bizim anlamamız gereken kısım, yani gayet yüksek bir düsturun zikri. Yüksek bir düstur dediği genel kaide. Yani yüksek bir kaidenin zikri, belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani sıradan bir hadise gibi ama bunu daha sıradanlığından çıkartmak gerekiyor. Burada Cenab-ı Hak peygamberine bir ilim öğretiyor, bir fikir veriyor. Yusuf Aleyhisselam bilmiyor neyi öğretiyor, onu anlamaya çalışacağız inşallah. Şunu öğretiyor, peygamber olduktan sonra Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Sana kötülük yapabilirler der. Dolayısıyla kardeşleri, 10 tane kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ı alıp götürüp kuyuya atarlar. Aslında babalarının, Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a olan ilgisinden dolayı bir kıskançlığa girerler, bir çekenmezliğe girerler. Dolayısıyla öldürmeye niyet ederler. Fakat işlerinden bazıları öldürürse kötü olur, kuyuya atalım derler ve kuyuya atarlar. Şimdi böyle bir hadise cereyan etmiştir ve Yusuf Aleyhisselam'ı bir kervan alıp Mısır'a götürüp köle olarak satmıştır. O da Melik'in yardımcısı olmuş. Cenab-ı Hak lütfetmiş. Hapisten sonra Melik'in yardımcısı olmuş. Şimdi bu hadiseyi anlamaya çalışıyoruz. Bir daha okuyalım. Bazı ehemmiyetli bir hakikat sati nazarlara, yani yüzeysel bakış sahiplerine görünmediğinden, burada üstadımızın ifade ettiği, biz bazı üstadın talebelerinden de dinlemiştik. Risale-i Nur'u okurken, yani bütün ihtiyaçlarınızı Risale-i Nur'dan, bazı ihtiyaçlarınızı, yani latifelerinizin ihtiyaçlarını bundan alabilirsiniz, Risale'den alabilirsiniz. Kendinizi Risale'ye teslim edin. Büyüğümüz de bir ara Hoca Efendi bize Altun-i İzade'de Risale ile ilgili çok önemli bir şey söylemişti. Bazı sırlar vermişti. Bazı benzetmeler yapmıştı. İnşallah fazla zaman almasın diye dersin sonunda arz eden kardeşlerimiz olursa o 4 tane kısmı inşallah paylaşırız kardeşlerimizle. Burada kendimizi Risale'ye teslim edersek latifelerimizin ihtiyaçlarını Risale-i Nur'dan alırız. Üstadımız bakın burada bazı ehemmiyetli bir hakikat sati nazarlara görünmediğinden, yüzeysel bakış sahiplerine görünmediğinden derken kendisini, yani Risale'yi okuyor ama böyle latifelerle değil, sadece diliyle okuyor. O tarzda değil. Ve bazı makamlarda cüz'i ve adi, yani küçük ve sıradan hadiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi, yani tevhidin özetini veya külli bir düsturu, yani genel kaideyi beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehüm edilir. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşini bir hileyle alması için de. Bu hileyi Cenab-ı Hak öğretiyor Yusuf Aleyhisselam'a. Neyi öğretiyor? 10 tane, 11 tane kardeşi kendisine gelirler. Onlar tanımazlar ama Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini tanır. Bunlar Mısır'dan ekin, ekmek, işte buğday
ihtiyaçlarını gidermek için gelmişlerdir. Fakat şimdi normalde Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i yanına almak, ona bazı şeyleri anlatmak ister. Onların elinden almak ister. Fakat Mısır'ın kanunları buna müsait değildir. Allah bu hileyi öğretti ona diyor Yusuf Aleyhisselam'a. Böyle bir şey öğretti. Sen kardeşini babanın kanunlarına göre tutsak edebilirsin der. Bu hileyi öğretir ona. Yusuf Aleyhisselam da bunu yapar. Kardeşinin yükünün içine bir tas koyar. Bir su tası koyar. Kardeşinin yükünün içine koyar. Ve Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında, onun kanunlarında hırsızı alıkoyma var. Çaldığı ile beraber alıkoyma var. Ama Mısır kanunlarında bu yok. Mısır kanunlarında çalınan eşyanın iki katı alınır, hırsız biraz dövülür, salıverilir. Fakat Cenab-ı Hak bunu bildiği için Yusuf Aleyhisselam'a, yani bu kanunlara göre sen bunu alamazsın, babanın kanunlarına göre bunu al der. Şimdi burada bir belagat görünmüyor diyor. Belagat muhtezai hala mutabakattan ibaret. Yani kişilerin seviyelerine göre. İşte burada bir ilmi de Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'a öğretiyor. Zaten insanların büyüklüğü ilimleriyledir diyor. İlimleriyle. Her ne kadar Yakup Aleyhisselam'ın diğer oğullarında da ilim varsa Yusuf kadar yok der. Yusuf'u aziz yapan, Yusuf'u diğer kardeşlerine tefevvuk ettiren, üstün kılan Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği ilimdir. Çünkü peygamberlik ayrı bir şey ama ilim veriyor. Peygamberlik daha ayrı çünkü o donanım daha farklı. Evet, şimdi buradaki belagatı nasıl yakalayacağız? El cevap diyor üstadımız. Her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun sure ve mutavassıtlarda, orta surelerde ve her uzun surede ve çok sayfa ve makamlarda yalnız 2-3 maksat değil. Belki Kur'an mahiyeti hem bir kitabı zikir ve iman ve fikir. Hem bir kitabı şeriat ve hikmet ve irşat gibi. Burada şimdi hem fikir veriyor Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'a hem de irşat ediyor. Hem de babasının şeriatını Mısır'da tatbik ettiriyor. Evet, çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinin, her şeye ihatasının ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle kainat kitab-ı kebirinin bir nevi kıraatı olan Kur'an, elbette her makamda, hatta bazen bir sayfeden çok maksatları takiben marifetullah'tan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle öbür makamda mesela zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler. Şu basit bir hadise gibi. Ama buna ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bir takım şeyler ilave ederek bu meseleyi daha kuvvetli, daha güzel, efendim, hale, daha belli bir hale getiriyor. O makama gayet mutabık olur. Mertebe-i belagatı yükselir. Burada şimdi geçen kelimeler var. Bu kelimeleri bir daha bildiğiniz kelimeler. Tekrar edersek konumuz daha da iyi anlaşılır inşallah. Rububiyet-i ilahiye diyor. Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi. Risale-i Nur'da terbiyenin 5 esası olduğunu ifade ediyor. Yani bütün mahlukatın doğumları, ölümleri, elbiseleri, silahları, rızıkları terbiyede 5 esas diyor. Rububiyet terbiye demek. Günde 40 belki 50 defa Rabbil Alemin diyoruz. Alemleri terbiye eden Cenab-ı Hak diyoruz namazlarımızda. İşte rububiyet-i ilahiyenin her şeye ihatasına. Buradaki yine terbiye, tabii Rahman ismini bize hemen çağrıştırıyor. Rahman ismini biraz hatırlayalım. Rahmaniyet diyor. Cenab-ı Hak rahmaniyetin ve kainatı ve içindeki varlıkları yarattı. Kainat deyince bizim görebildiğimiz cemadat, nebatat, hayvanlar, insanlar, göremediğimiz cinler ve melekler de var. Ama inanıyoruz, iman ediyoruz. Şimdi görebildiklerimizden başlayalım. Ve bütün bu varlıklara Cenab-ı Hak bir kemal nokta tayin ediyor.
Mesela madenlerin kemal noktası taş olma. Taşların kemal noktası ufalanıp toprak olma. Toprakların kemal noktası bitkilere saksılık yapmak. Bitkilerin kemal noktası kendilerini hayvanlar için feda edip hayvanlık mertebesine çıkmaları. Hayvanların kemal noktaları da yatırıyoruz, kesiyoruz, gık çıkıyor, yiyoruz. Bunlar ne yapıyor? Aslında terakki ediyor. Hayvanlık mertebesinden insanlık mertebesine çıkıyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak her varlık için bir kemal nokta tayin ediyor. Rububiyeti bunu gerektiriyor. Rububiyet. Dolayısıyla her varlıkta kemal nokta olur da insanda olmaz mı? Hatta büyüğümüz kemal noktayı şöyle ifade ediyor. Daha somutlaştırıyor. Daha aklımıza yakın ediyor. Mesela kobranın kemal noktası zehirinin çok iyi çıkmaması, doruk noktaya ulaşması, zirveye ulaşması kobra için kemal nokta diyor. Mesela aslanın kemal noktası dişlerinin ve pençelerinin çok iyi çıkması, dolayısıyla kemal noktaya öyle ulaşması. Her varlık için kemal nokta olur da insan için olmaz mı? Esas kemal nokta insan içindir. Ve kainatı Cenab-ı Hak insan için yaratmıştır. İnsanın kemal noktası da Kab-ı Kavseyn makamıdır. Kab-ı Kavseyn makamında insan nasıl çıkar? Neyle çıkabilir? Latifelerini, kabiliyetlerini geliştirmekle çıkar. O latifelerin her birinin kabiliyeti, gelişmesi, onlar için tayin edilen kulluk ve ubudiyet vazifelerinin yerine getirilmesiyle ancak olur. Rabbim onu bizlere ihsan etsin inşallah. Demek ki rububiyet ilahiye, yani rahmaniyetiyle Cenab-ı Hak kainatı ve içindeki varlıkları yaratıyor. Burada bir cebri lütfi var. Yani isteseniz de istemeseniz de rahmaniyette bu cebriyet var. İsteseniz de istemeseniz de ben sizi yarattım diyor. Rahimiyetimle de bir irade verdim. İradeyi, cüz'iyi kullanmanız ölçüsünde sizi değerlendireceğim. Size kıymet vereceğim, değer vereceğim der Cenab-ı Hak. Demek ki rahmaniyette cebriyet var ama rahimiyette cebriyet yok. İsteseniz de istemeseniz de sizi yarattım. Kainat içindeki varlıkları yarattım ve bunları terbiye ediyor. Her birini kemal noktaya ulaştırıyor. Rabbim bizlere de inşallah latifelerin hakkını vererek her birini kendine has ubudiyet ve kulluk vazifelerinde istihdam ederek o noktaya çıkmak nasip etsin inşallah. Evet, rububiyet ilahiye geçti. Kainat kitabı kebirinin dedi. Kainat kitabı kebiri az evvel ifade ettiğimiz cemadat, nebatat, hayvanlar, insanlar, güneşler, aylar, yıldızlar. Kainat kitabı kebiri Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla yazılmış. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatıyla yazılmış. Kelam sıfatıyla biz yazılan kainat kudret kelamı, kudret sıfatıyla yazılan kitabı okuyoruz. Mesela kısa bir misal vermek gerekirse Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsü tecri, güneş döner diyor. Şimdi güneş dönerden kim ne anlıyor? Herkesin anlayışı farklı farklı. Yani en avamdan en büyük alime kadar herkesin bunda bir hissesi var. Şimdi bizim anladığımız, üstadımızın risalette bize ifade ettikleriyle güneş dönerden maksat gece ve gündüz olur. İşte gece nedir? İşte geceyi size diyor istirahatınıza kıldık. Gündüzü de çalışmanız için size hazırladık. Gece gündüz oluyor ve şemsü değildir. Sonra ne oluyor? Geceden gündüzden mevsimler oluyor. Peki mevsimlerden ne oluyor? Yazın yazdı, kışın kıştı. Bitkiler, nebatlar, meyveler, sebzeler. Adeta Cenab-ı Hak bizi bu dünya sefinesine bindirmiş. Güneşin etrafında uçar gibi top güllesinden 70 defa daha süratli olarak adeta bizi uçurur gibi bütün mevsimlere uğrayarak o mevsimlerdeki yiyecekleri bize ikram ederek, bize ihsaz ederek, cömertliğini göstererek, rahimiyetini göstererek, şefkatini göstererek bizleri ne yapıyor? Terbiye ediyor, kemal noktaya çıkartıyor. Terbiyeyi biz çok yanlış anlamışız. Şimdi öğretmenin de bir terbiyesi var. Nasıl terbiyesi var? Bir annenin babanın da terbiyesi var, terbiye ediyor. Hatta halk arasında yanlıştan ifade adına ya bu çocuk ne kadar terbiyesiz derler, konuşurlar. Yani çocuğun yaramazlık yapması. Dövme, sövme, bağırma, çağırma, kırma. Bunu bir terbiye anlarlar. Halbuki terbiye o değil. Terbiye bir varlığın çıkması gereken yere, o zirveye, o noktaya çıkartılmasına terbiye. Cenab-ı Hak da sıfırdan alıp mahlukatı her birini terakki ettirerek ta insana kadar getiriyor.
Ve insana gelip konan o şuursuz hücreler, o zerreler insanda şuurlanıp öbür tarafa öyle geçiyor. Bir de latifeleri, kabiliyetleri, yetenekleri açılıyor. Şimdi üstadımızın bizi adeta terbiyesi, bize adeta ders vermesi, bir cümle içinde çok şeyler söylemesiyle biz ne yapıyoruz? Risale-i Nur'u anlamaya çalışıyoruz. Mesela ben bir iki tane okuyayım buradan isterseniz. Veya hatırımda kaldığına göre zannedilmiş Mesnevi Nuriye'de. Üstadımız şöyle söylüyor. Yani bize burada nazır, dellal ve mütefekkir. Üç tane kelimeyi birer cümle içerisinde ifade ediyor. Bu cümleler de tek cümle yapmış. İnsan saltanatı, rububiyetin mehasinine nazır diyor. Yani rububiyet saltanatının güzelliklerine insan nazır olmalı. Yani terbiye ettiği varlıkları okumalıyız, anlamalıyız. Az evvel ifade edildiği gibi. Yani cemadatın, cansızların, yani ne madinin, madenlerin taş, taşların toprak, toprakların bitki, bitkilerin hayvan, hayvanların insana doğru koşmaları, bir terakki etmeleri. Bunu bir cümle içerisinde üstadımız söylüyor. Yani burada biz buna nazır, nazır bakan demek. Bakmalıyız. Bakmayı da üstadımız şöyle ifade ediyor. Bakmak için göz lazım. Göz yetmiyor, bakmak lazım. Bakmak yetmiyor, görmek lazım. Görmek yetmiyor, anlamak lazım. Demek göz olacak, bakacak, anlayacak ve sentez yapacak. Nazırlık bu. Diğer taraftan Esma-i Kudsiye'nin cilvelerine dellal. Buradaki Allah'ın sonsuz isimleri, 99 diyor, Cevsen'de 1001 okuyoruz. Burada tecelli eden sonsuz isimleri okumak, onları anlamak, hatta onlara dellallık yapmak. Yani Esma-i Kudsiye'nin cilvelerine dellal olmak. Üçüncüsü kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı ilahiye-i mütala. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla yazılan mektubat-ı ilahiyeyi mütala ile tefekkür etme. Şimdi tefekkür etmenin tefekkürü saatin hayru min ibadeti senetin. Bir saatlik tefekkür bir senelik ibadetten daha üstün diyor. İşte böyle bir tefekkürü diyor. Risale-i Nur tarzında bir tefekkürü Rabbim bize yakalattırırsa çok şeye kazanmış oluruz. Yani konuştuğu zaman hikmet ama sustuğu zaman da tefekkür sayılır diyor burada. Ve yine başka bir cümlede üç şeyi ifade ediyor. İman, ubudiyet, kulluk yani takva. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız. Demek ki hayatın lezzeti ve zevki imanla. Peki imansızlar lezzet almıyor mu? Üstadımız hayır almıyor diyor. Aldığını zannediyorlar. Ve feraizle zinetlendirdiniz. Yani amelle zinetlendiriniz hayatınızı. Üçüncüsü günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Üç şeyi bir cümlede söyledi üstadımız. İman, amel ve takva dedi. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız, feraizle zinetlendiriniz, günahlardan kaçınmakla yani takva ile muhafaza ediniz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği şu vücut libası gözlerimize, kulaklarımıza ve diğer ağza organlarımıza baktığımız zaman hepsinin burada belki %5'ini, %10'unu ancak kullanıyoruz. Buradan anlamıyor musunuz diyor üstadımız. Yani şu vücut size sadece şu hayat için verilmemiş. Ebedi hayat için verilmiş. Fakat onları her birini kendine has ubudiyet ve kulluk vazifelerinde istihdam etmek, çalıştırmak ve terakki etmek lazım. Mesela göz kaçta kaç görüyor? Kulak 20 ile 20.000 sesler işitiyor. Göz belki 1000'de belki bilemiyorum milyonda 7 görebiliyor. 10 görebiliyor. Akıl yine böyle. Aklımızın kaçta kaçını kullanıyoruz. Yani buradan anlamıyor musunuz? Bunlar sadece bu dünya için değil. Öbür taraf için verilmiş. Bunları kirletmeden bunları güzel bir şekilde kullanıp öbür tarafa geçirmek lazım. Ve hazırlanınız, sizi öyle bir memlekete davet ediyorum ki diyor üstadımız, ifade ediyor Cenab-ı Hak söylediğini. İçinde bulunduğunuz memleket oraya göre zindan hükmündedir. O halde sizleri zindan-ı dünyadan, bostan-ı cinana davet ediyorum.